Sabah olmuş lan. Bakayım. Aynen güneş doğuyor. Ulan ne çabuk sabah oldu ya. Yattım bir anda kalktım gibi oldu sanki ya. Uykum var ya. Neyse bir elimi yüzümü yıkayayım da. Gideyim şu benim arabaya boyayayım ya. Aynen bak. Of. Güneş doğuyor mu? Heh, doğuyor tamam. Azıcık daha güneş doğsun da ben elimi yüzümü yıkayana kadar. Daha kargalar bokunu yemeden ben çıktık uyandım. Nasıl uyandım ben birden böyle? Nasıl birden sabah oldu ya? Ulan ya. Bir elimi yüzümü yıkayayım da ondan sonra çıkayım arabamı boyayayım ya. Daha arabayı boyayacağız ana. Bakayım. Vallahi evet. Güneş doğmuş. Gün aydınlanmış. Tamam. Uykum da biraz açıldı. Gideyim benim arabayı boyayayım. Şimdi benim araba neredeydi? Nereye park ettim ben bunu dün gece ya? Dün gece biraz alem yaptık da anlamadım nereye park ettiğimi. Hiç görmedim. Dere kenarında bir yere park ettiydim galiba ya. Aa şu köprünün oraya tak. Aa ha bak orada tamam benim araba orada tamam. Arabaya şöyle gidelim ya. Kardeşi yemin ediyorum. Hani normalde bu saatte kalkmazdım. Birden nedense hop diye ayakta dikildim böyle ya. Güneş doğar doğmaz dikildim ya. Evet şimdi dur. Benim arabayı boyayacaktık. Benim arabayı bir boya atalım. Şimdi nereyi ne renk yapalım? Evet. 16 tane rengimiz var. Bakalım ne rengi boyayak. Aynen. Tekerleri bir ben boyamak istiyorum. Tekerleri boyayayım ya. Tekerlerini ben bu arabanın tekerlerini mavi yapmak istiyorum. Açık mavi yapmak istiyorum. Şöyle. Oh mis gibi. Vallahi mis gibi. Tekerlere bak be. Yemin ediyorum fışkırıyor. Ateş fışkırıyor ya. Şuna bak be. Tamam böyle çok şekil olacak benim araba. Vallahi. Şu rüzgarlığı da bir kırmızıya boyayım ya. Vallahi şu rüzgarlığı bir kırmızıya boyayım. Dur dur. Vallahi böyle şu rüzgarlığı bir kırmızı yapmam lazım. Yemin ediyorum mükemmel. Ateş ediyor. Vallahi ateş ediyor. Evet şuraları keşke beyaz. Hatta dur dur öyle yapalım tamam. Kırmızı beyaz yapalım rüzgarlığımızı ya. Şöyle. Tamam mükemmel oldu ya. Kırmızı beyaz rüzgarlığımız da çok güzel oldu. Dur bakayım şimdi. Bir de son olarak ön camları boyayalım. Tamam, ön camları da boyayalım şöyle. Düz camları da boyayalım. Şöyle şişman camları da boyayalım. Bunları ne renk yapalım? Açık bir renk yapalım bunları bence. Şöyle filmli gibi dursun. Siyah boyayalım bunları evet. Şöyle filmli cam gibi mükemmel. Yemin ediyorum arabayı sıfırdan almış gibi oldu. Yemin ediyorum mükemmel oldu. Dur. Şuradaki halıları da boyayalım hemen şöyle. Tamam çok güzel. Siyah boyarsak aslında mükemmel olur. Tamam buraları sarı kalsın. Şöyle yapalım hatta bak. Şöyle mükemmel oldu gerçekten. Sarı boyamız da bitiyor bayağı boyadık. Tamam buraları şöyle siyah halların çok güzel. Tepe desenini şöyle. Mükemmel oldu tamamdır. 10 numara. Şöyle içinin bir zeminini de boyalım son olarak. Zemini ne renk yapalım? Zemini de şöyle bir siyah yapalım ya. Gerçekten siyah zeminimize de yakışır. 10 numara olur valla. Tamamdır. Çok güzel. Çok şekil. Evet. Batu 05'in arabası böyle olmalı. Batu 05'in arabası reis. Mükemmel. Rüzgarlığıyla, tekerleriyle, camlarıyla. Tek kelimeyle mükemmel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size kısa bir sinematik gibi bir şey geçti. Yani karşınızda önünüzde arabamı boyadım. Hadi çok güzel size zevkimi konuşturdum bakın. Evet mükemmel bir arabayı burada boyadım. Çok güzel bir hale getirdim. Yani tabi bana göre güzel size göre tabii ki de çirkin olabilir. Hatta bak şuraları boyamayı unutmuşum bak. Şuraları boyamayı unutmuşum. Yani benim tabii şeyimin güzel olmadığını biliyorsunuz. Dekorasyonumun, build'imin falan güzel olmadığını biliyorsunuz. Benim bu şekilde zevkimin iyi olmadığını biliyorsunuz. O yüzden hani biraz maruz göreceksiniz. Önünüzde şimdi arabamı boyadım. Arkadaşlar buradaki asıl amacım size bu modu tanıtmadan önce hani bu bir mod çünkü. Bunu size tanıtmadan önce hani orada kısa bir sinematik gibi bir şey geçmekti. Hani onun dışında size burada modu tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar modu çok güzel tanıtacağım. Dur şurayı da bir boyayayım. Dur onu kaybettik. Heh şurayı da şöyle boyayayım. Tamam evet şu an son tuşları da yaptık. Güzel oldu tamamdır. Fena da değil aslında gerçekten. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu mod oyuna yani Minecraft'a
Boya fırçaları ekliyor. Bildiğimiz gerçek hasbihas gördüğünüz gibi boya fırçaları ekliyor. Artık ne kadar boya fırçasına benzetiyorsanız o şekilde yani bunlar bir boya fırçası. Her renkten ekliyor yani. 16 tane rengimiz oluyor ve bir tane de boş fırça ekliyor. Yani 17 tane item ekliyor oyuna. 16 tanesi bunun renk. Hani renk boyalı bildiğimiz boya fırçası renkli. Bir tanesi de boş fırça. Zaten o bir tane boş fırça olmadan survival modda yani game mod 0'da hiçbir şekilde bu renkli fırçaları da yapamazsınız daha doğrusu. Hani bu boş fırça illaki lazım yani size. Arkadaşlar şimdi nasıl oluşturuyoruz, nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Dediğim gibi bu boş fırçadan bir tane yapıyoruz. Arkadaşlar boş fırça bu şekilde yapılıyor. Bir stick ve üstüne herhangi bir yün. Beyaz da olur, sarı da olur, mavi de hiçbir şekilde fark etmez. İşte normalde sizde beyaz yün olacaktır kesinlikle elinizde yani. Aşağı bir stick, üstte de bir yün koyarsanız böyle beyazından güzel bir şekilde boş boya fırçanızı alırsınız. Hiçbir şekilde bir rengi olmayan boya fırçanızı alırsınız. Sonra bu boya fırçasını da renkli hale çevireceksiniz tabii ki. Bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar oyunda biliyorsunuz bir takım boyalar var. Hani boya yazdığında şöyle dye yazdığımda boyalar çıkıyor. Bir de bunun dışında tabii hani kaktüs yeşili falan var gördüğünüz gibi. Bu şey bunlar da hani bu mesela yeşil boyanın şeyi hani bir itemi. Ondan sonra lapis var. Mavinin itemi. Ondan mavinin boyası yani. Ondan sonra başka ne var? Hani gül kırmızısı var. Kırmızı boya. Ondan sonra papatyanın sarısı var. Sarı boya için. Onun dışında boya yazdığımızda da hani işte turuncu boya, pembe boya, işte açık yeşil boyası, gri boya falan bunlar da var. Mesela beyaz yapmak için de kemik tozu kullanıyoruz. Hani bir takım boyalar var yani oyunda. Bunu size hani ben öğretmiyorum, size göstermiyorum. Sadece hani oyunda zaten bunun olduğunu söylüyorum. Vanilla'da da zaten bu şekilde bu tip boyalar var. Çiçeklerden çıkan, işte bir yerlerden çıkan, kaktüsten çıkan, lapisten çıkan boyalar var. Arkadaşlar boş fırçayı bu boyalarla birleştirdiğimizde hani yani şu şekilde boş fırçayı alta üstte de herhangi bir boyayı koyduğunuzda o boyanın renginde bir hani boyalı fırça veriyor size. Mesela gördüğünüz gibi lapisi koyarsanız mavi boyalı fırça veriyor boş fırçayla beraber. Ondan sonra mor boyayı koyarsanız boş fırçayla beraber mor boyalı bir fırça veriyor. Bunun gibi işte hepsinin craftingi aynı şekilde. Gördüğünüz gibi mesela kahverenginin oyundaki boya temsili mesela kakao parçacıkları değil mi? Ağaçlardan, kakao ağaçlarından topladığımız kakaolar. Bu kakaoyu koyuyoruz ve altına da boş boya fırçamızı koyuyoruz. Onun dışında bunları koyduktan sonra da bir kahverengi boya fırçası alıyoruz. Arkadaşlar peki bu boya fırçaları ne kadar dayanıyor? Bunu size göstermek için ayrıyetten bir durability modu indirdim. Arkadaşlar 101 kez bir fırçayla boya yapabiliyorsunuz. Survival moddaysanız bunun tabii bir durability'si oluyor değil mi? 101 kez boya yapabiliyorsunuz bloklara. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde 101 defa yapabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle elimde de göstereyim size gördüğünüz gibi. 101 kez boya yapma hakkınız oluyor bunlarla. Bakın mesela bunu hiç kullanmamışım. 101'de 101. Şunu kullanmışım bir kere mesela. 101'de 100 olmuş. İşte bu şekilde 101 defa aynı fırçayı kullanabiliyorsunuz. 101 defa kullandıktan sonra bitiyor. Hemen şöyle mesela göstereyim. Sarıyı şöyle bir bitirelim gördüğünüz gibi. Bittikten sonra çünkü ne olduğunu da merak edebilirsiniz. Evet şu an evet gördüğünüz gibi sarı bitti. Arkadaşlar bittikten sonra bitiyor. Hani elinize boş fırça olarak gelmiyor. Bakın, boş fırça var ya elimde şu an. Bunu attım. Bir tanesini bitireyim mesela. Yani şunu, şu griyi bitireyim mesela. Boya, boya, boya. Bunu bitireyim. Arkadaşlar, bitince elimize boş fırça olarak gelmiyor. Fırça tamamen elimizden kayboluyor, gidiyor. Bu da yani bir aklınızda bilgi olsun. Hani çünkü bazıları şey diye düşünebilir. Hani boya fırçasının boyası bitince boş olarak elimize gelecek diye düşünebilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Normal fırçamız kırılıyor, gidiyor yani hiçbir şekilde artık onu şey yapamıyoruz. Elimizden gidiyor. Diyor yani. Ve onun dışında bu fırçalar hangi blokları boyuyor? Her bloğu boyuyor mu? Hayır tabii ki de. Mesela kumu boyuyor mu? Hayır. Çimeni boyuyor mu? Hayır. Yünü boyuyor mu? Evet. Clay'in hani stained clay'i boyuyor mu? Hani clay'in bloklarını boyuyor mu? Evet. Halıları boyuyor mu? Evet. Halıları da boyuyor. Camları boyuyor mu? Evet. Düz camları boyuyor mu? Evet. Hani yani bu şekilde boyadıkları şeyler sınırlı. Arkadaşlar tamamen size bunları sayayım hatta. Yün, düz cam, şöyle düz cam biraz daha şöyle yapalım, boyayacağız çünkü normal cam ve halı.
Gördüğünüz gibi bunları boyayabiliyor. Sadece bunları. Ve tabii ki de unutmayalım. Heh, şunu da boyuyor. Bloklaştırılmış şekilde clay'i de boyuyor. Gördüğünüz gibi lekeli clay, yani bunun aslında anlamı. Gördüğünüz gibi yün, düz cam, şişko cam, şişko cam ne olarak? Halı ve blok clay'i boyuyor. Blok clay diyelim anlayacağımız dilden. Bu beşini boyayabiliyor sadece. Bunun dışında hani başka bir bloğu desteklemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bu düz camları, normal camı, halıyı işte ve blok şeklinde clay'i boyayabilirsiniz. Onun dışında başka hiçbir şeyi boyayamazsınız arkadaşlar. 16 tane rengimiz var. Kafanıza göre kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Biraz uzun bir mod tanıtımı oldu diğerlerine göre. Ama bence güzel oldu. Her detayına kadar anlattım. Beni sıkılmadan eğer buraya kadar dinleyen varsa çok 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 teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum onu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Bay bay.